sanatçı Ara Güler'in eserlerini dünya başkentlerine taşıyor. Ara Güler Fotoğraf Sergisi 23 Nisan'da Londra'da gerçekleşen açılışının ardından Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sanatseverlerle buluşuyor. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, o zafere giden yolu konuşmaya devam edeceğiz değerli seyirciler. Tabii az önce dedim ya, sadece 30 Ağustos günü elde edilen bir zafer değil bu. Öncesi var. Daha da öncesi var. Sadece 26 Ağustos 1922'de değil. Daha da öncesine gideceğiz. Başkent Üniversitesi Atamer üyesi, doktor öğretim üyesi Halil Özcan stüdyomuzda. Kendisinden de o süreci dinleyeceğiz değerli seyirciler. Zaferler kolay kazanılmıyor. Şimdi baktığımız zaman biz buradan çok kolay ve rahat konuşabiliyoruz ama o dönemi bir düşündüğümüz zaman ne kadar zorlu yollardan geçtiğini fark edebiliyoruz. Biraz biz değindik ama hocamız daha detaylı anlatacak ki 30 Ağustos'un nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilmek için bunları dinlemek ve anlamak zorundayız. Kutlu bir zafer. Bir kez daha kutlu olsun diyelim. Mesajlar varsa beklediğimizi bir kez daha söyleyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zafer bayramınız kutlu olsun. Hepimizin ve Türk milletinin zafer bayramı kutlu olsun. Aynı zamanda esaret altında kalan mazlum milletlerin de ilk emperyalizme karşı kazandığı zafer olduğu için bu zafer daha da önemli ve kutlu olsun diyorum. Bir de o taraf var zaten, örnek olan bir zafer, evet, değil mi? Emperyalizme dersini veren ve bu anlamda başarıya ulaşan bir zafer. Aynı zamanda onlara ilham kaynağı olan bir zafer. Hocam şimdi 30 Ağustos sadece tek günlük bir olay değil. Evet. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başladı ama tabii yine oraya da indirgemek pek doğru olmaz galiba. Ben sözü size bırakayım. Ben konuştum hocam. Bundan sonra sizden dinlemek istiyoruz öncesini. Buyurun.
Ben de sabahtan beri bu tarafa yayınınızı ilgiyle takip ediyorum. Önemli vurgular yaptınız, çok önemli tespitlerde bulundunuz. Ben de size teşekkür ediyorum ve Kanal B'ye teşekkür ediyorum. Evet, 30 Ağustos sadece 26 Ağustos'ta da indirgenmeyecek sizin dediğiniz gibi. Oradan devam edeyim. Çünkü 30 Ağustos zaferi nihayetinde 1. Dünya Savaşı'nda yarattığımız Çanakkale efsanesinin ve Çanakkale zaferinin de sonucunu alacak bir zafer. 30 Ağustos zaferi memleketimiz işgale uğradığında, vatanımız işgale uğradığında Doğu cephesinde bir kazanımımız var, zafer kazanımımız var. Güney cephesinde zafer kazanımımız var. 30 Ağustos'tan önce Batı cephesinde 1921 yılında 1. Ünü, 2. Ünü, Kütahya ve Sakarya'da kazandığımız zaferler var. Ama o zaferlerin hepsinin toplamı ve kıymetlendirilmesi, taçlandırılması 30 Ağustos. Ve bu 30 Ağustos zaferi aynı zamanda emperyalizmin bize Türk milletine hazırlamış olduğu suikast planı olan Sevr Antlaşması'nı yok ederek, Türkiye'yi ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nı çöpe atarak, Türkiye'yi Mudanya ve Lozan Antlaşması'yla Cumhuriyet'e taşıyan bir antlaşmadır. Ve Atatürk der ki, Türk tarihinde büyük zaferler vardır ama bu kadar keskin sonucu olan ve Türk milletinin temellerini sağlamlaştırıp geleceğini taçlandıran başka bir zafer yoktur. Emsaline az rastlanır. Sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da böyledir diye söyler Atatürk ve biz Cumhuriyetimize bu zaferin sonucunda Lozan'ın imzalanmasıyla Cumhuriyete ulaştık ve bugünlere ulaştık. Bugün yaşamımızı bu zafere borçluyuz ama bu zafer de kendi arkasında biraz önce söylediğim mücadeleyi barındırmaktadır. Hı hı. Aslında konuya biraz da bu mücadelelerin bir sonucu zafer dedik. Buradan girmek gerekir belki. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz 1919 yılı milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı. 19 Mayıs 1919'da başladı milli mücadele ve biz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılını kutluyoruz. O halde milli mücadelenin başlangıcından aslında bir 6 ay geçti. İşte 3,5 yıllık milli mücadelenin toplam yekününün başarıya ulaşması 30 Ağustos. Ve bu milli mücadelenin 100. yılında, milli mücadele 100 yıl önce olmamış da sanki dün olmuşçasına bizim hafızamızda yer etmesi, bizi coşkulandırması ve bugünleri coşkuyla yaşamamızın da bir sebebi var. Hı hı. Bu milli mücadele haksız ve hukuksuz şekilde vatanı işgal edilen Türk milletini, kendi başındaki padişahının kayıtsız kalması, hükümetinin emperyalist devletlerle işbirliği yapmasına rağmen ve biraz önce bahsettiğim Sevr Antlaşması'yla idam fermanının hazırlanmasına, silah cephanesinin toplanmasına, ordusunun terhis edilmesine, aydınlarının İstanbul'da kayıtsız şartsız, bu duruma kayıtsız şartsız kalarak kadere bağlamasına, Anadolu'da halkın perişan halde kalmasına ve bunun da yavaş yavaş kader olarak benimsiyor olmasına rağmen 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan kalkan Bandırma Vapuru'nun yolcusu 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında hayır, bu bir kader değildir. Türk milleti esarete teslim olamaz. Tarih bunu yazmadı. Bizim özümüz ve cevherimiz esaret kabul etmez. Ey Türk milleti uyan! Eğer esaret altında aşağılık bir şekilde ölmektense atalarımızın torunları gibi size vuruşmayı teklif ediyorum. Ya istiklal ya ölüm direktifini verdi. İşte o ya istiklal ya ölüm direktifi Anadolu'da yankılandı. Bütün bir milleti arkasına topladı. Ve bu toplayan kişi kendisi Anadolu'ya geçtiğinde Erzurum'da 7-8 Temmuz'da askerlikten istifa ettiğinde bütün rütbeleri ve madalyaları savaş meydanlarında ve kendi hakkıyla kazandığı halde hepsinden feragat edip kendisi de sine-i millete dönüp milletin bir ferdi gibi çalışarak ama her türlü rütbeden kendi özünü üstün tutarak, kendi özünü her türlü rütbenin üzerinde tutarak kendine özgüveniyle millete liderliğini yaptı ve adım adım iki şeyi birlikte yaptı. Birincisi İstanbul'a karşı bir egemenlik savaşı verdi. İkincisi işgallere karşı tam bağımsızlık savaşı verdi. Ve
İşte bunların hepsinin sonucu 30 Ağustos'ta zafere ulaştı ve 30 Ağustos taçlandı. Onun için 30 Ağustos'u sadece bir güne ya da 26 Ağustos'tan başlayarak 4 güne sığdırmak olanaksız diye düşünüyorum. Doğru hocam, doğru. Çünkü bu zaferler kolay kazanılmadı gerçekten. Şu çok öne çıkıyor hocam. Bir, askerlik rütbelerinden vazgeçmesi. Bu büyük bir cesaret değil mi aslında? Bu görevleri kullanmadan sadece halktan biri olarak mücadeleye başlaması da galiba bu Samsun ayak bastığı zaman Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'a da yeni bir atıfta da bulunmak lazım. Oradan Anadolu'ya girmesiyle birlikte bu mücadelenin aslında bir de aklında olan şekliyle ilerlemeye devam etti. Gittiği adresler, gittiği duraklar. Evet. Tabii Atatürk'ün karizmatik bir lider. Çanakkale Savaşı'ndan beri yaşayan bir efsane. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı'nın yenilmez tek Osmanlı paşası. Bu karizmatik lider, şartlar, işgaller karşısında şartlar o kadar uygundu ki, isteseydi bunu otoriter bir liderliğe evet. götürebilirdi. Evet. Ama o davanın Türk milletiyle birlikte yapılacağına karar veriyor. Bunun İstanbul'da hazırlıkları var. Hatta bunun ipuçları Adana'da var. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında, Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı'nı devraldığında, Liman Van San derse, savaş sizin için bitmiştir ama bizim için yeni başlıyor deyip, orada Türk milletini savaş için örgütlenmesi, silah ve cephaneyi halka dağıtması ve artık mücadeleyi halkla birlikte yapıyor demesi, Anadolu'ya çıktığında egemenliğe dayalı bir siyaset oluşturulması, artık milletin egemenliğini egemenlik, sahip olma ve yönetebilme yetkisidir. Yönetme yetkisini alması gerektiğini söylüyor, adım adım da bunu gerçekleştiriyor. Ve bunu gerçekleştirirken kendisini kurallara bağlıyor. Kendi otoritesini, yetkisini ve karizmasını sınırlandırıyor. Çünkü Amasya Tamimi'nde Erzurum ve Sivas Kongre çağrıları var. Erzurum Kongresi'ne, sonra Sivas Kongresi'nin çağrısı var. Erzurum Kongresi'ne de katılıyor. Kongrede kurallarla ve kongreyle kendi yetkisini paylaşıyor ve halkı örgütleyerek halkı bu mücadeleye ortak ediyor. Hı hı. Bu çok zor bir iş, herkesi ikna etmek. Sonra Ankara'da bunu meclise taşıyacak ve millet egemenliğini mecliste kurumsallaştıracak. Bu da zor. Meclisi ikna ederek savaş verecek. Dünya tarihinde meclis açarak savaş yönetebilen ve kazanabilen tek lider, tek millette Türk milleti. Bizim önümüzde Osmanlı tarihinde İttihatçılar var. İttihatçılar yıllarca meşrutiyet ilan etmek için padişaha karşı isyan etmiş, gizli örgütlenmeler yapmış. Ama Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte yönetime geldiklerinde, savaşa girerken de savaşın içerisinde de sürekli meclisi kapatmışlardır ayak bağı olmasın diye. Hı hı. Keza Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 21 Aralık 1918'de de damat Ferid'in önerisiyle padişah meclisi kapatacak ve o meclis Atatürk'ün isteği üzerine Ocak 1920'de ancak açılabilecek. Dolayısıyla meclisin her yerde ayak bağı olduğu bir dönemde Atatürk şartlar çok uygun olmasına rağmen bunu Türk milletinin temsilcileriyle meclisin kurumsallaşması ve egemenliğin kurumsallaşması için kullandı. Ve bu zor bir işti. Atatürk bütün yol ayrımlarında zor ama doğru olanı yapar. Doğru zorsa onu yapmaktan asla çekinmez. Bedeni ne olursa olsun bunu yaptı. Ama unutmamak gerekir ki bunu yaparken Atatürk'ün bir tutuklama kararı, iki Şeyhülislam fetvası katline dair, üç Osmanlı Divani Harbi Örfüsü'nün verdiği idam kararı boynundaydı. Hı hı. Ve bunlarla birlikte Türk milletini örgütleyerek yaptı. Yani işin açıkçası şu, Atatürk başarısız olsaydı kesinlikle ölecekti. Öldürülecekti. Ha, arka planda şu sorulabilir. Ya kaçardı. İşte zaten iddiaçılar da Enver Paşa kaçmıştı. Fahrettin Altay soruyor. Diyor ki bir gazeteci bana sordu. Atatürk'e başarısız olsaydı ne yapardı? Diyor ki hiç başarısız olacağımı düşünmedim. Bana inanan arkadaşlarımla beraber elime silah alırdım. Vatanın en son karış toprağına kadar vuruşa vuruşa çekilirdim. Mermim bitene kadar savaşırdım. Mermim bittiği yerde ölürdüm. Ama bir kişi de çıkıp mezar taşıma şunu yazsa benim için kâfi olurdu. Çalıştılar,
savaştılar, başaramadılar, feda oldular. Feda olurdum diyor. Bunu söylüyor. Bu kadar milletine inanmış bir kişi. Ve biz bu hazır rütbeden açılmışken ve sizin sorunuz üzerine şunu söyleyeyim. Kendisi rütbelerini çıkaracak. Kendisinin rütbesi yok. Ordu permeperişan. Sakarya Savaşı'nda. Ordunun üzerinde elbise yok. Ama bir mücadelenin başarıya ulaşması için komutanın rütbeye, askerin de üniformaya sığınmasına gerek olmadığını gösterdi Türk milleti. Hı hı. Komutanın liderliği, ön sözcüsü cesaret. Askerin fedakarlığı ve cesareti bir zaferin kazanılmasına yetti. Demek ki Türk Kurtuluş Savaşı bu anlamda çok farklı anlamlar ifade ediyor. Yani Atatürk de diyor ya, bir millet topyekün savaşa hazırsa o millet esaret altında alınamaz ve yok edilemez diyor. Türk milleti milli mücadeleyle bunun örneğini verdi. O yüzden bu zafer kıymetli bir zafer diyorum. Hocam, bir elinde idam sehpası, öbür elinde silahla geldim. Şöyle söylüyor, Erzurum'dan İzmir'e sağ elimde tabanca, sol elimde idam sehpası öyle geldim der. Ama o tanımı kullanırken ben Kuvayi Milliye'yi biraz çağrıştırır. İşte Kuvayi Milliye birlikleri oluşturulmuştu. O Kuvayi Milliye birliklerini de bir tabanca benzetmesi yapar. Sizin sözünüz bana onu çağrıştırdı. Der ki, Kuvayi Milliye namuslu bir adamın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu ve yaşamını kurtarma umudunu büsbütün yitirdiği zaman son çare olarak kendisini vurmak için kullanır. Artık Türk milleti ateş kemiğe dayanmış ve son çare olarak bu mücadeleye sarılmış. Düşünün, üç kıtada hüküm sürerken geri çekile çekile Anadolu'ya hapsolmuş. Anadolu'nun içerisinde işgal edilmiş, işgale uğramış ve milletin idam fermanı sevrantlaşmasıyla hazırlanmış. Ben bu durumu şuna benzetiyorum. Türk milletinin bir birey olarak kabul edersek, bir tek kişi olarak kabul edersek, elleri arkadan kelepçeli, idam fermanı hazır. Hapishanenin avlusunda idamcı sehpanın üzerine çıkarmış, ilmiği boynuna geçirmiş. Diyorlar ki sehpaya tekmeyi vur ve boynu kırılsın. O aşamada Türk milleti mücadeleye başlıyor ve ilmiği çıkarıp kendi bağımsızlığını kazanıyor. Bu kadar, yani bunu abartılı görmeyelim. Anekdotlar var, mücadelelerin içerisinde çeşitli sahneler var. Hocam, olmaz mı? Oralardan da anlatırız. İşte bu anlamda bu mücadele imkansız gibi gözüküyor. İmkansız mücadelenin adı nedir? Mucizedir. İşte Türk Kurtuluş Savaşı bir mucizedir. Hocam, şimdi bir tarihçiden böyle bu anları dinlemek de çok heyecan verici. Gerçekten bu mücadele tarihimize çok iyi bakmak, onu çok iyi değerlendirmek lazım. Dediğiniz gibi 3 kıta hükmetmişiz ve ardından Türk topraklarına, Anadolu coğrafyasına hapsolmuşuz ve parçalanmayla karşı karşıyayız. Birçok hedef var, birçok plan var bu topraklar üzerinde. Ve şöyle de bir mücadelesi var Atatürk'ün aynı zamanda, değil mi? Sadece Yunan, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar değil. Az önce bahsettiğiniz Şeyhülislam fetvası. Bir de bu coğrafyadaki zihniyetle de mücadelesi var. Tabii. Bu daha zor bir mücadele sanki. Hani savaşta bellidir düşman, ama burada düşman kim? Çok enteresan. Ya büyük şükretmek lazım ki başına herhangi bir olay gelmeden çok salim bir şekilde cesurca o süreci atlattı, ama ya bir şey olsaydı diye düşünüyor insan. Çünkü o kadar çok etrafta onun hakkında kötü düşünen var ki. Başta mücadelede birlikte yola çıktı arkadaşları. İş cumhuriyet aşamasına geldiğinde der ki, daha o isyanlar tabii ki, ben oraya geri döneceğim, ama şöyle söyler, der ki, Kurtuluşta birlikte yola çıktığımız arkadaşlar, iş kuruluş aşamasına geldiğinde düşünce ufuklarının bittiği noktada durmaya, bana karşı direnmeye başladılar. Bu direniş, o okumuş yazmış arkadaşlarının, öndeki kadrolarının direnişini daha erkene alan, sizin dediğiniz gibi Anadolu'daki insanlar vardı ve iç isyanlar vardı. Bu iç isyanlar da yıllarca süren savaşın bıkkınlığını, Anadolu halkından sürekli vergi toplanmasını, daha doğrusu İstanbul'un kötü yönetiminin sonucunda insanların cehaletinde kalması, kötü yönetimin onlara ızdırap vermesi, bunun sonucunda
insanların bir tepkisi olarak değerlendirmek gerekir ama Sakarya Savaşı bu noktada bir dönüm noktasıdır bu aşamada. Çünkü Sakarya Savaşı ile birlikte isyanların tamamı sona ermiştir. Özellikle meclisin açılışı sırasında isyanlar artıyor. Meclis açılmadan önce ve meclis açıldıktan sonra. Bunun da sebebi İstanbul hükümeti Nebi Bey, egemenlik yetkisini, yönetme yetkisini kaybetmek istemiyor. Ankara'da millet egemenliğine dayalı bir meclis açılıp bir yönetim oluşursa, biliyor ki saltanat makamı kişisel egemenliğe dayalı saltanat makamı ya da aileye dayalı saltanat makamı ortadan kalkacak. Kendi meşruluğu ortadan gidiyor. Bunu kaybetmemek için meclis açılırken isyanlar, fetvalar ve Divan-ı Harbi Örfi mahkemesinin kararlarına sığındı. Ve tesadüf değildir. Bakın meclis 18, meclisin açıldığı 23 Nisan, 18 Nisan 1920'de meclis açılmadan 5 gün önce Kuvayi İnzibatiye Ordusu yani Hilafet Ordusu kuruluyor. Ve ilk kafile İzmit'e, Kocaeli'ye gönderiliyor. Hedef Ankara, meclis açılmadan. Durdurun, engelleyin, açıldıysa kapatın, Mustafa Kemal'i yok edin. Ama aynı 18 Nisan günü İtilaf Devletleri de bir adım atıyor. İtalya'nın San Remo kentinde toplanarak Sevr Antlaşması'nın şartlarını Osmanlı delegesi olmadan belirlemeye çalışıyor. Dolayısıyla Ankara'daki meclisin açılmasına hem İtilaf Devletleri karşı hem İstanbul karşı. İstanbul egemenlik, yönetme yetkisi, saltanat ortadan gideceği için karşı ve İstanbul burada yıllardır Anadolu halkının hilafet ve saltanat makamına bağlılığını, kutsal duygularını kullanarak isyan çıkartıyor. Ve İtilaf Devletleri isyanların sonucunu bekliyor. İsyanlar sonuç alamadığında 1920 yılının Haziran ayında Türkiye'nin batısından Yunan kuvvetlerini Anadolu'nun içlerine doğru gönderiyor. İşte o aşamada Balıkesir, Bursa ve Uşak işgal edilecek. Doğusunda da Ermenileri eş zamanlı olarak harekete geçiriyorlar. Niçin? Sevr Anlaşması yürürlüğe girsin diye. Hı hı. O halde Türk milleti niçin savaşıyor? Meclis bu savaşlara karşı neyle direniyor? Misak-ı Milli belgesiyle. Misak-ı Milli ne? Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın kaleminden çıkmış hali ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nce kabul edilmiş hali. Son Osmanlı Mebusan Meclisi kabul etti. İstanbul'un işgaline gerekçe gösterildi. Ama Ankara'daki meclis Misak-ı Milli'yi hedefine ulaştırmak için çalıştı. Bir yerde milli mücadele tam bağımsızlık savaşı, bu tam bağımsızlık savaşı aslında Sevr ile Misak-ı Milli'nin savaşıdır. Aynı zamanda İstanbul ile de o sizin söylediğiniz isyanlar İstanbul ile Ankara arasında bir egemenlik savaşıdır. Bak bir şey söyleyeyim mi Nebi Bey burada hazır yeri gelmişken. Atatürk ilkelerinin bütünleyici ilkeleri vardır. Bunlar tam bağımsızlık, millet egemenliği, milli birlik ve bütünlüktür. Bir de buna sonradan dinamik ideal eklenmiştir. Bakın nereden doğuyor? Tam bağımsızlık milli mücadeleden doğuyor. Adım adım işlenerek geliyor. Millet egemenliği milli mücadeleden doğuyor. Adım adım işlenerek geliyor. Milli birlik ve bütünlük Amasya tamminde vatanın tamamı ve milletin istiklali tehlikededir diyor. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde tekrar ediyor. Ve vatanın bütünlüğü, milletin birliği Atatürk ilkelerinin dayandığı temel ilkelerden birisidir. Dinamik ideal ne? Dinamik ideal de şu. Türk milletini akıl ve bilim temelinde çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nda doğuyor. Dolayısıyla Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet'in taşıyıcı kolonlarının adresi Kurtuluş Savaşı'dır. Evet. Şimdi siz programcı olarak bana deseniz ki, hocam ya anlatıyorsun, 30 Ağustos'ta anlattın, Atatürkçülüğün neresindeyiz? Ben size derim ki, millet egemenliğinin neresindesiniz? Tam bağımsızlığın neresindesiniz? Milli birlik ve bütünlüğün neresindesiniz? Dinamik idealin neresindeyseniz Atatürkçülüğün orasındasınız. Daha ilkelerin hiçbirini açmadan. Bu kadar net. İşte aslında Atatürkçülüğün de, Türkiye'nin de, Atatürk'ün de taklitçi olmayıp Türkiye gerçeklerine dayanan bir ideoloji ve bir rejim kurdu. Ve Cumhuriyet'i böyle taçlandırdığını da buradan görüyoruz. Taklit etmemiş ve taklit edilmiş. Taklit edilmiş, evet. Taklit kimler tarafından örnek alınmış? Hocam şu esir komutan Trikops.
Trikopis. Evet. Onun Atatürk'ün hayatını kaybettiği zaman söylediği bir söz, işte nasıl taklit edildi ve dehasını bir kez daha böyle anlatıyor bize ve birçok millete örnek olmuş bir zaferin olduğunu o da söylüyor mesela. Evet. Şimdi böyle mi gidelim, biraz savaşa girelim mi? Şöyle yapalım hocam, bu sözü belirtirken tabii oraya girmeyelim hemen de. Trikopis'e geleceğiz ama. Gelelim hocam, ondan da bahsedelim çünkü ona da değinmek lazım. Orada Atatürk'ün ne kadar böyle mağlubiyetleri normal karşıladığını, ne kadar insan duygusunun önünde olduğunu, vicdanlı olduğunu da vurgulayacağız. Zafer 26 Ağustos 1922'de büyük taarruzla başladı. Ama o dönem Batı nasıldı? Ne haldeydi? O taarruz hangi koşullarda başladı? Atatürk'ün inancı neye yol açtı ve neyi öngördü Atatürk? Ve o mücadeleyi, taarruzu başlattı. Çünkü şöyle bir söz de var. Bir paşanın sözü, eğer kazanamazsanız vatanı hâli ilan edileceksiniz. Çok açık zaten. İdam da, ferman da vardı zaten. İdam, mahkemenin idam kararı da vardı. Başarısızlık diye bir şey yok. Asla bir tereddüte düşmedim diyor. Bakın ne diyor. Evet. Biraz önce hani komutanlığına örnek verirken Adana'ya örnek almıştık ya, şunu söylemeden geçmeyeyim. Diyor ki Toros Dağları'nın eteklerine bak. Bir tek Türkmen çadırının bacasından duman tütüyorsa bu milletten umudumu kesmem. Silahı boynuma sarar, çıkarım dağlara. Hı hı. Bu kadar. Doğru. Devrimcilik de bu. Önderlik de bu, liderlik de bu. Ama büyük taarruza gelmeden belki Sakarya Savaşı, emperyalizmin durdurulduğu yer, bir yıl öncesinin 23 Ağustos'u. Çünkü o Sakarya Savaşı'ndan önce Atatürk'ün başkomutan yetkisini alması, Sakarya Savaşı'nın çekilişiyle birlikte kamuoyunun ve itilaf devletlerinin beklentileri farklı oluyor. İsterseniz bir oraya değinip oradan büyük taarruza gelelim. Daha iyi anlaşılır. Şimdi biz Doğu'da zaferi kazandık. 1920 yılının Aralık ayında Gümrü Anlaşması'nı imzalayarak Doğu cephesini kapattık. Güney cephesinde devam etti. Güney cephesinde Fransızlara karşı Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta başarılar elde ettik. İşler 1921 yılında bütün kör düğüm batana doldu. Her şey burada. İhtilaf devletleri Yunanistan'ın kazanacağı başarıya göre Anadolu'yu taksim edecek ve barış anlaşmasını uygulamaya çalışacak. Kendi varlık gerekçeleri o. İstanbul hükümeti eğer Yunanistan başarılı olursa ve İhtilaf devletlerinin sözlerine uyarsa, Sevr Anlaşması'na göre Sevr Anlaşması'nın şartlarına bağlı kalırsa İstanbul'da kalacak, Anadolu'da küçük bir yeri yönetiyormuş gibi olacak. Çünkü Sevr Anlaşması'nda egemenlik hakları son derece kısıtlanmış bir vaziyette. Tamamen sömürge hale getirilmiş. Ama Mustafa Kemal Paşa ve Türk milleti ve meclis açısından da ya varız ya yokuz. Varoluş yok oluş savaşı. Birincinin'i de durdurduk Yunanistan'ı Ocak ayında. Mart ayında ikincinin de durdurduk. Ama Yunanistan'da bu arada bir iktidar değişikliği oldu. Kral Alexander öldü, beklenmedik bir şekilde. Babası Konstantin yeniden tahta çıktı, devrik kraldı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında savaşa girmek istemedi. Alman İmparatoru'nun damadı olduğu için Almanya'ya karşı savaşmak istemediği için girmedi. Onu Venizelos ve İngiliz-Fransız subaylarının desteğiyle, darbeyle tahttan uzaklaştırdılar. Kaçtı Almanya'ya. Oğlu girmişti. Oğlunun da maymun ısırması sonucu öldü. Kral tekrar tahta geldiğinde İngiliz ve Fransızlara diyet ödemek için geldi ve Anadolu'yu tekrar kuvvetlendirdi. Anadolu'ya geldi. Kampanyalar düzenledi. Anadolu, Yunanistan'ı Küçük Asya'da zafer için motive etti. Ama birincinin ikincinin de durdurduktan sonra Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında durum iyi değildi. 10-24 Temmuz'dur Kütahya-Eskişehir savaşları ama 15 Temmuz'da Ankara'da Marif Kongresi daha önce belirlenmiştir. Atatürk cepheden raporların kötü gelmesine rağmen kongrenin açılışını yapıp eğitim sorunuyla ilgilendi. İlk defa kadın ve erkek öğretmenler bir arada oturdu ve şunu söyledi. Cehaletle savaş, sizin dediğiniz biraz önce iki konuda savaşı devam ediyor. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Kongrenin açılışını yaptı. Cepheye gitti. Cephede bir karar vermek gerekiyor. Türk ordusu eriyor. Tutunamıyor. Ama bunu geriye çekmek lazım. Geriye çektiğiniz zaman kamuoyunun, meclisin durumu ne olacak? Ruhu ne olacak? İnanmışlık ne olacak?
Bu riskli bir karar ama Atatürk bütün sorumluluğu üzerine alarak geriye çekiliş emrini verdi. Ordu 25 Temmuz'da Sakarya'nın gerisine çekildi. Arkada kıyamet koptu. Mecliste, kamuoyunda, hatta işte Ankara'ya, meclisin Ankara'ya taşınması o günlerde gündeme geldi. Fevzi Çakmak Paşa şunu söyledi. Biz muzaffer olamadık ama muvaffak olduk. Başarılı olduk. Çünkü Yunan ordusu bir günde geleceği yere 3 günde geldi. Biz ordumuza zayiat vermedik. Malzemelerimizi toparlayarak geldik dedi. Atatürk çıktı kürsüye dedik. Bu savaşın bir stratejik taktiğidir. Ben düşmanı ana ikmal üssü olan İzmir'den uzaklaştırmakla, Anadolu'nun içerisine çekmekle daha kolay yenilir hale getirdim. Ve 4-5 Ağustos gecesi meclis 14 saat 5 dakika süren bir tartışmadan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutan yetkisini verdi. Hemen al ver yok, çok uzun tartışma. Ama başkomutan yetkisini aldığında Mustafa Kemal Paşa'nın bir özelliği var. O döneme kadar başkomutan devlet başkanı, yani padişah. Mustafa Kemal Paşa'nın henüz meclis başkanlığı var ama devlet başkanlığı statüsü yok. Başkomutan yetkisini aldığında anayasal olarak devlet başkanlığı yetkisini Mustafa Kemal Paşa güçlendirmiş oldu. Kendi liderliğini perçinledi. Ve 7-8 Ağustos'ta Tekalif-i Milli Emirleri, Milli Yükümlülükleri yayınladı. Tekalif-i Milli Emirleri komisyonları kuruldu il ve ilçelerde. Ve tüm Türk milleti, sadece savaşan cephedeki ordu değil, bütün bir millet cepheyle birlikte hareket etmeye başladı. Varını yoğunu tamamen orduya seferber etti. Ve cepheye yardımlar gitti. Bunun örnekleri var ama program vaktimizi bilemiyorum. Şu olabilir Nevi Bey, şöyle akla şu gelebilir. 7-8 Ağustos'ta Tekalif-i Milli Emirleri yayınlandı. 23 Ağustos'ta Sakarya Savaşı başladı. 15 gün içerisinde Mustafa Kemal Paşa sihirli bir değnek miydi de Tekalif-i Milli Emirleri ile ordunun ihtiyacını karşıladı diye bir soru akla gelebilir. Hmm. Bir örnek vereceğim. Dönemin Ceyhan Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Fethi Bey anılarında yazıyor. Diyor ki, İsmet Paşa'dan, Batı Cephesi Komutanı'ndan dakika tehiri, bir dakika gecikmesi dahi idam mucibidir, idam sebebidir diye telgraflar alıyorduk. Bize dedik, 24 saat içerisinde demircileri bulun, demirleri toplayın, kasa turaları hazırlayın, Konya'ya gelen trenin vagonuna yetiştirin. 24 saat içerisinde yetiştirdik ve gönderdik diyor. Bu hızla ve bu ciddiyetle işler yapılıyor. Ve Tekalif-i Milli Emirlerinin il ve ilçelerde komisyonları kuruluyor. Döneyim. Başkomutan yetkisini aldı. Tekalif-i Milli Emirlerini yayınladı. Cepheye gitmesi lazım. 12 Ağustos'ta cepheye gidiyor. 11 gün var. Araziyi incelemesi lazım. Bir alay karargahına arabasıyla gidiyor. İçeride haritayı açıyor. Araziye çıkalım diyor. Arazide haritayı tekrar açıyor. Arkada bir yükseltiyi işaret ediyor. Bu yükselti kritik diyor. Mangalda. Şimdi buraya gidip burayı gözetlememiz lazım diyor. Alay komutanının hazırladığı ata binerken atın Atatürk'ün elbisesinden çıkan hışırtı sesinden ürkmesi sonucu at sağ Mustafa Kemal Paşa solda vuran yumru kadar bir taşa düşmek suretiyle kaburgası kırılıyor. Bayılıyor, sesi kısılıyor. Askerler beşik getirip, beşikle alay karargahına getiriyorlar. Sonra cephe karargahına getirip Doktor Murat Cankat Bey tarafından muayene ediliyor. Diyorlar ki efendim bu kemiklerden, kaburga kemiklerinden en az 2 tanesi kırık. 1 ya da 2'si kırık. Ses kısıklığı da bundan geliyor. Ve hayati tehlikeniz var. 4 gün o acıyla cephedeki hazırlıklara devam ediyor. Acının katlanamaz hale gelmesi üzerine 16 Ağustos günü trenle Ankara'ya geliyor. Cephecide röntgen çekilip kesin teşhisin konması lazım. Röntgen çekiliyor. Kaburganın birisi kırık. Doktorlar diyor ki kırık olan kaburga akciğeri delebilir ve sizi öldürebilir. Üst taraf kalınca sarılıyor. Sonra Çankaya Köşkü'ne çıkıyor. Bütün hükümet üyeleri, arkadaşları, dostları geliyor diyor ki gitmeyin, iyileşin. Diyor ki yaşayacağımız günler bir milletin varoluş yok oluş günleridir. Bir millet, Türk milleti yok olduktan sonra Mustafa Kemal Paşa yaşamış neye yarar? Başıma bir şey gelecekse orada gelsin. 17 Ağustos günü cephede. Ve işte 23 Ağustos'ta mücadele başlıyor. Zaferden sonra ne diyor biliyor musunuz? O kaburga ağrısının acısından o kadar çok yararlandım ki geceleri gözüme uyku girmiyordu. Harp raporlarını toplayıp onları değerlendirip ertesi günün emirlerini veriyordum diyecek ve 100 kilometre uzunluğundaki 100 kilometre uzunluğundaki bir meydan savaşını 22 gün 22 gece yöneterek
düşman ordusunu 1683'ten başlayan Türk gerilemesini orada durduracak, düşman ilerleyişini durduracak ve kesin zafer için zaman kazanacak. Ve buraya Sakarya Savaşı'na gelirken Atatürk'ün üzerinde rütbe yoktu. Rütbesi yoktu. Rütbelerini daha önce Osmanlı Divanı Harbi Örfüsü almıştı. Atatürk rütbesiz katıldı. Başkomutan olarak katıldı ama rütbesiz katıldı. Meclis biraz da bunun eksikliğini bilerek 19 Eylül günü yaralanmasından dolayı gazi unvanını ve mareşal rütbesini vererek rütbeyi kanunla Atatürk'e geri vermiş oldu. Ve Sakarya Savaşı'ndaki bu başarı üzerine İtilaf Devletleri'ni sordunuz. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu terk etti. Fransa Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu terk etti. Ankara Anlaşması'nı imzaladı. Sovyetlerle daha önce Moskova Anlaşması imzalamıştık. Sakarya Savaşı'ndan sonra Kars Anlaşması'nı imzaladık. Doğu sınırını kesin güvenlik altına aldık. Ve böylece bir tek bizim Anadolu'da büyük taarruza geldiğimizde İngilizler ve İngilizlerin desteklediği Yunanistan karşımızda düşman olarak kaldı. İşte kör düğüm burasıydı. Ama şunu unutmayalım. Boğazlar'da, İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyan işgali ve oradaki İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerinin varlığı devam ediyordu. Böylece biz büyük taarruza geldik. Şimdi büyük taarruz bir strateji savaşı, psikolojik bir savaş, siyasi bir savaş, bütün savaşın tekniklerini içerisinde barındıran bir milletin topyekun var olma yok olma savaşı. Şimdi savaştan önce Atatürk'ün başkomutanlık yetkisi uzatılmayacak, mecliste Atatürk onu aşacak. Savaştan önce İtilaf Devletleri Mart ayında Türkiye'ye ve Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulunacak, İstanbul Hükümeti'ne de ateşkes teklifinde bulunacak ama bu ateşkes Sevir'in biraz yumuşatılmış şekli. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal Paşa bunu kesinlikle reddedecek ve diyecek ki ateşkes için birinci şart Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan ve Trakya'dan çıkması, buraları terk etmesidir diyecek. Yusuf Kemal Tengirçenk Avrupa'ya gönderilecek, Dışişleri Bakanı. Buradaki amaç da şu, Atatürk'ün hem biraz zaman kazanmak, ordunun eksiklerini ve ihtiyaçlarını tamamlamak için zaman kazanmak, hem de Batı kamuoyunun Türkler savaştan başka bir şey anlamaz ve sonucu savaşla elde edecek intibanı ortadan kaldırmak, savaşın son çare olduğunu dünyaya da inandırmak. Böyle yaptı. Hatta savaş başlamadan önce 14 Ağustos'ta Ali Fethi Okyar'ı Londra'ya, İçişleri Bakanı Londra'ya gönderdi ki Türkler taarruzu düşünmüyor. Tekrar barış için girecek. Barış girişiminde bulunuyorlar dedirsin diye. Ali Fethi Okyar gittiğinde İngiltere Dışişleri Bakanı randevu vermeyecek. Muhatap almayacak ama büyük taarruz başladığında İngiliz Başbakanı bile Fethi Okyar'ı arayacak ki taarruzu durdurun diye. Atatürk Konya'ya gelen General Townsend'ı 27 Temmuz'da Konya'da görüşecek. Sonra 27-28 Temmuz gecesi Akşehir'e karargaha gidecek ve taarruz için emrini verecek. Bu arada mecliste de çok fazla itirazlar var. Milletvekilleri bir an önce savaş olsun diyor. Mesela Atatürk'ün bu dönemde anlattığı bir şey var. Diyor ki kolordu komutanlarından birisine dedim ki Batı bize barış teklif etti. Ben kabul etmedim. Kabul etseydiniz efendim ama bu diyor bizim prensiplerimize ve bağımsızlığımıza aykırı. Efendim olsun kabul etseydin. Buradaki durum ne? Buradaki durum şu. Asker artık 10 yıllık savaştan bıkmış, 10-12 yıldır savaşıyor. İnsanlar evine gitmek istiyor. Bir an önce ne olursa olsun barış olsun istiyor. İşte ordudaki bu havanın da bozulmaması gerekir. Ama Atatürk diyor ki kamuoyundaki muhalif milletvekillerinin orduyu iyi yönetemiyorsun, orduyu hazırlayamadın, Türk ordusu taarruz gücüne ulaşamadı, sen de taarruz edemiyorsun. Hadi taarruz etsene. Ben de hazır değil diyordum. Böylece Batı'ya ve Yunanistan'a taarruz fikrimizi gizlemiş oluyorduk. Onun propagandasından yararlanıyordum diye söyleyecek. Ve nihayetinde şunu söyleyeyim. Fazla uzatmayalım. Gelelim. Atatürk 6 Ağustos'ta Ankara'ya gelecek taarruz emrini Batı karargahında verdikten sonra Ankara'da 16 Ağustos'a kadar meclisi ve bakanlar kurulunu, kamuoyunu taarruz için hazırlayacak. Bir şartla taarruzun zamanını söylemeyecek. Taarruz hakkında ayrıntılı bilgi vermeyecek ama taarruzun olduğunu söyleyecek. 13 Ağustos'ta Atatürk bir plan yapacak. Plan şu. Düşman ordusunun ağırlıklı gücü yaklaşık 110 bin kişisi Eskişehir ve Afyon arasında, Emirdağ arasında. Düşman Türklerin saldırısını düz arazi olduğu için oradan bekliyor. Yunan ordusunun az olan kısmı, 50 bin kişilik kısmı Afyon ile Ahırdağ arasında, Kocatepe
Ahırdağ arasındaki engebelik arazide düşman ordusunun az bir kısmını tutuyor. Çünkü o arazi çok engebeli ve o araziyi tel örgülerle mevzilerini sağlam tutmuşlar. Türkler burayı aşamaz diyor. Hatta İngilizler diyor ki bu engelleri Türkler 6 ayda aşamaz diyor. Şimdi Atatürk'ün planı ne? Asker piyade sayısı olarak orduların gücü birbirine eşit. Yaklaşık 160 bin kişi. Yunan ordusunun 110 bin kişisinin karşısına ağırlıklı olduğu yerin karşısında, Eskişehir'in karşısındaki ordudan Atatürk 50 bin kişi bırakıyor. Aşağıdaki orduyu 110 bin kişiye çıkartıyor. Yani biz Yunan ordusunun 50 bin kişisine yaklaşık 100 bin kişiyle taarruz edeceğiz. Onların 110 bin kişisinin karşısında 50 bin kişi bırakacağız. Çok riskli bir iş. Bunu nasıl yapacağız? Geceleyin birlikleri kaydıracağız. 10 gün sürecek. Planlar yapılacak. Ağaç kovuklarında, derelerde barınılacak gece. Asla kıpırdanılmayacak. Orduda firarlar için tedbir alınacak. Casusluk olabilir. Ve intikal gece gerçekleştirilecek. Atların ayaklarına nalları ses çıkarmasın diye çaput bağlanacak. Top arabalarının tekerlerine çaput bağlanacak. Büyük bir gizlilikle bu hareket gerçekleştirilecek. Karşı çıkıyorlar Atatürk'e. Eğer bizim Eskişehir karşısını boşalttığımızı görürlerse Ankara'ya geçerler. Biz cephemiz yarılır ve bir daha Türk milleti ayağa kalkamaz. Atatürk bu riski alıyor. Sorumluluk bende diyor. Ordular gece kaydırılıyor. Atatürk'ün her gün 10 gün boyunca bir şey soruyor. Türk birlikleri belirlenen noktalara vardı mı? Yunan ordusunda bir kıpırdanma var mı? 10. gün sonunda birlikler hedefine ulaştığında ayağa kalkıyor. Bu iş bitti Anasite diyor. Hacı Anasite Yunanistan ordularının başkomutanı. Bu iş bitti diyor. Ama 25'i 26 Ağustos'a bağlayan gece 5. Süvari Kolordusu'nu da Ahır Dağı'nın içerisinden Sincan Lovası'na götürüyorlar. Çok engebeli bir dağ arası. Yunanistan, Yunan ordusu burayı bir bölükle gündüz dağın üzerinden gözetleme yapıyor. Gece çok soğuk olduğu için ve çok iyi korunduğu için geceleyin buraya kimse gelemez diye düşünerek orayı boş bırakıyorlar. Bizim süvari birlikleri gece köylülerden de kılavuz alınmak suretiyle ve atları yedeğini alarak, yani süvariler önde yürüyor, atları arkada yürüyor. Yaklaşık 10 bin süvariyi gizlice oraya getiriyorlar. Bu harekat için çok önemli. Yunan ordusu Sincan Lovası'na süvarilerin inmesiyle taarruz başladığında süvariler İzmir'den gelen demiryolu hatlarını tahrip ediyor, telgraf hatlarını kesiyor. Yunanistan'ın ikmal ve haberleşmesi felce vuruyor. Ve 26 Ağustos sabahında birlikler belirtilen şekilde taarruza başladığında Yunanistan bunu beklemiyor. Trikobis diyor ki gece balodan dönmüştük. Ve Kocatepe'nin eteğine Türk ordusunun gece yerleşmesini de fark edemiyorlar. Ve gece yürüyüşün sebebi de gündüz Yunan uçaklarının keşif yapmamasına karşı bir tedbirdi. Bunların hepsi başarıya ulaşıyor. Başkomutanlık karargahı Afyon'un Şuhut kasabasına geliyor ve 26 Ağustos'ta saat 5.30'da büyük taarruz başlıyor. Bu 26 Ağustos'un seçilmesinin özel bir anlamı da var. Malazgirt. 1071 Malazgirt Zaferi'ne gönderme. Çünkü yıllardır, 1683'ten beri ve daha önce, Avrupa Orta Çağ karanlığında bile kendi düşüncelerini ve birlikteliğini ayakta tutmak için Türk düşmanlığını sürekli Şark sorunu ya da Türk sorunu olarak ele almış ve Türkleri Anadolu'dan da atmak için uğraşıyor idi. Atatürk de onlara mesaj veriyor. 26 Ağustos'ta nihai olarak gelmiştik. 1-26 Ağustos'ta kalıcı yurt yapıyoruz diye söyleyecek. Ve İngilizlerin 6 ayda aşılamaz dediği cepheler 1-2 gün içerisinde aşılacak. Cephenin bir tanesinde durum iyi değil. Bu arada tüm cephelerde eşit olarak ilerlemek çok önemli. Aradan gedik verilirse Yunan ordusu arkaya geçecek, Türk ordusu arkadan sarılmış olacak. Onun için bir sistematik dahilinde Kocaeli'den başlayan ve Afyon'un güneyine kadar, Ahır Dağı'na kadar inen büyük bir cephede birlikler bir orkestranın yönetilmesi gibi aynı anda aynı notaları çalacaklar. Yamaca gelecek Atatürk, askerlerin önüne çıkacak. Tıpkı Sakarya'da olduğu gibi diyecek ki aslanlarım, eğer bu cephe alınmazsa gök kubbe başımıza yıkılsın. Eğer bu cephe alınamazsa dönüp karlarınızın üzerine, yüzüne nasıl bakacaksınız? Savaşmak istemeyenler geri çıksın, savaşanlar hücum. Hücum emrini verecek cephenin önünde. Alkanlar boşalacak ama yarım saat sonra cepheye, o tepeye Türk bayrağı çekilecek. 30 Ağustos'a geldiğimizde Türk 1. Ordusu Afyon'un güneyinde
Sakal Nurettin Paşa, Türk 2. Kol Ordusu, Yakup Şevki Paşa kuzeyde, Kocaeli'den Afyon'a kadar olan bölgedeki birlikler Atatürk'ün bir emrini yerine getirecek. İzmir istikametine kaçışı durdurun Afyon'un batısından ve Kütahya'nın kuzeyinden de İzmir istikametine kaçışı durdurun Yunan ordusu. Hmm. Dumlupınar'a sıkıştırılacak ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da başkomutan meydan savaşında Yunan ordusunun savaşma gücü tamamen ortadan kaldırılacak. Ve burada Çalköy'de Atatürk burayı gezerken insan ve hayvan ölülerini görecek. Çok acıyacak. İnsan olanın bundan utanması gerekir. Biz zaferi kanla değil, mürekkeple yazmak istiyorduk ama bizi buna mecbur ettiler. Vatanımızı savunmak için buna mecburduk ama Türk milleti başka bir milletin vatanında bunu asla yapmayacaktır diyecek. Ve Çalköy'de bir top ateşi sonucu Türk sancaktarının çukura düştüğünü, askerin öldüğünü ama elini yumruk yapıp sıkıp sancağı elinde dik tuttuğunu görecek. Çok etkilenecek. Zaferden sonra şehit Mehmetçik, şehit sancaktar Mehmetçik anıtını yapalım diyecek. 2 yıl sonra oraya o anıt dikilecektir. Ve orada yaptığı konuşmada diyecektir ki işte Cumhuriyetimiz buradaki şehitlerin kanı ve ruhuyla korunmaktadır ve taçlanmaktadır diyecektir. Sonra süvarilerden bir yüzbaşı anılarında anlatıyor. Diyor ki bize kumanya verilmişti ama sürekli koşuyorduk. Atlarımızın ve bizim kumanyamız kalmadı. Ağaç kabuğu yemekten ağızlarımız ve dillerimiz yara olmuştu. Bir dereden geçerken atlara su ihtiyacı verdik. Kumanyamıza baktık. Kimisi kanlanmış, kimisi kurtlanmıştı, bozulmuştu. Yiyemedik. Bir çavuş, Mehmet Çavuş aşağı indi, çakıl taşı yuttu. Bana döndü. Kumandanım dedi, biz memlekette aç kaldığımızda çakıl taşı yutarız ve midemiz açlığı bastırır dedi. Hakikaten indim, çakıl taşı yuttum, yolumuza devam ettik diyor. Ama burası böyle de, Yunan ordusu Anadolu'da tutunamayınca ne yaptı? Anadolu'nun bütün köy ve kasabalarını yaktı, yıktı. Bu tabir Ruşen Eşref Ünaydın'a ait der ki, o kasabalardan biz geçerken, ki Atatürk'le beraberdir Ruşen Eşref, o kasabalardan geçerken kasabalar yaratılışın ilk günündeki gibiydi. Ayakta dikili hiçbir şey yoktu. İnsanlar öldürülmüştü. Ve kalan insanlar da permeperişan, Adem ve Havaya benziyordu, çırılçıplaktı. Bir tek mezar taşları ayakta kalmıştı diye söyleyecek. Mesela Salihli'de 8 bin ev vardır. Bu evden sadece birkaç yüzü ayakta kalmıştır. Manisa'da 18 bin ev vardır. Manisa'daki 18 bin evden sadece 500 ev kalmıştır. Yakma timleri var. Timlere emir veriyorlar. İnsanlar bir araya toplanıyor. Yakma timleri devreye giriyor. Toplanılan yerlere ateş ediyor. Sonra ateş timi devreye giriyor. Ateş yandı, yangın çıktıktan sonra insanlar kendisini dışarı attığında tüfeklerle tarıyorlar. İntiharlar, tecavüzler. Hatta Halide Edip Adıvar 2 defa görevlendirilir. Bir Sakarya Savaşı'ndan sonra Mezalimi Tetkik Komisyonu'nda Yakup Kadri ve Yusuf Akçura ile beraber görevlendirilip Sakarya civarındaki köylerdeki bu vahşeti tespit eder. Onun bir tespitinde der ki Çekirdekler Köyü'nde 4 tane kuyu kazılmıştı. 4 kuyuya insanlar yakılıp gömülmüştü. Bir tanesi annesini babasını arıyordu. Ve kadınlar tecavüze uğramıştı. İsmet Paşa benden rapor istemişti ama İsmet Paşa'ya rica ettim. Dedim ki rapora kadınların ismini yazmayalım, tecavüze uğramış. Böyle bir dehşet ve vahşet içerisinde terk ettiler Rumlar Anadolu'yu. Ya bize ve Atatürk'e geçerken yine Ruşen Eşref anlatıyor. Çok büyük ızdırap içinde köylüler ağlıyordu. O, şunumuzu kaybettik, bunu mal mülk önemli değil ama insanlar yakınlarını da kaybettiler. Ve Atatürk diyor ki burası Türkiye'nin en bayındır yerleri. Biz daha iyisini yapacağız. Güvenin, inanın diyor. Ve büyük taarruzdan sonra Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini veriyor. Türk ordusu 1683'ten sonra ilk defa ileri emrini aldı. Ama bu ileri emrini sadece Akdeniz'e ulaşmak, İzmir'e ulaşmak için yorumlamayın. Bu ileri emri aynı zamanda uygarlığa yürüyüştür. Çünkü zaferden sonra diyor ki, 3,5-4 yıl kirli çizmeleriyle temiz topraklarımızı işgal eden düşmanı yenmemizdeki sır nedir bilir misiniz diyor. Ordunun yönetiminde kendimize ilmi ve fenli rehber edinmemizdedir. Ama diyor biz toplumsal hayatımızda ve sosyal hayatımızda da ilmi ve fenli kendimize rehber edineceğiz diyor. Geleceğinde
müjdesini müjdesini veriyor. Yine buradan büyük taarruzdan devam edeyim. Hocam 1683 bu arada Viyana bozgunu. Viyana oradan, kuşatması değil mi? Evet, Viyana kuşatması ve geri çekilmeye başlamamız. Viyana kapılarından beri ileri emri hiç yok. İleri de gidemiyoruz. Ve şimdi yine bir şey, büyük taarruzdan sonra biz ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir ileri. Neresi sembol yer? İzmir. İzmir'e Dumlupınar'dan mesafe yaklaşık kuş uçuşu 400 kilometre. Bu 400 kilometreyi Türk ordusu savaşarak, üzerinde silah cephanesi ve mühimmatı olduğu halde savaşarak 10 günde gidiyor. Savaşıyor, mühimmatı var. Türk evleri yanıyor. Türk köylüsü öldürülüyor, onlara yardım ediyor. Kendi yaralısı var. Yunan askerlerinden esir alınanlar var. Onların işlemini yapıyor. Dağ bayır aşarak günde ortalama 40 kilometre yol gidiyor. Bu dünya savaş tarihinde emsali görülmemiş bir başarıdır. Ve Atatürk'ün o ileri emrinin verilmesinde bir özelliği, askeri stratejide bir özelliği var. O da şu, Atatürk ileri emrini vermeseydi ordular kazandıkları yerde durabilirlerdi. Nasıl olsa burayı kazandık, burada duralım. Burayı kazandık, burada duralım. Hayır, nereyi kazanırsan kazan, İzmir'e gireceksin kardeşim. Akdeniz'e gireceksin. İşte bu ruhla, biz bu arada Trikopis'in esir alınması var. Murat Dağları'nda 3 gün geri çekildik diyor. Kızıltaş Deresi'nde Trikopis komutanlarıyla birlikte esir alınır. Atatürk'ün huzuruna getirilir uçakta. Atatürk ayağa kalkar. Bir mağlup general değil, bir eşit generalmiş gibi elini sıkar, kahve ikram eder ve der ki, üzülmeyin general, siz elinizden geleni yaptınız. Savaş oyunu bir talihtir. Napolyon da savaş kazanmıştır diye söyler, onu rahatlatır. Kahvesini ikram eder. İsteği olup olmadığını sorar. O da der ki, Büyükada'da bulunan eşime sağ olduğumu haber veriniz der. Atatürk sorar, nasıl oldu bu iş? Biz bir dereye kıstırıldık. İlk başta tüfeklerimizle ateş edebiliyorduk. Bir müddet sonra tüfeklerimizle ateş edemez hale geldik. Sonra tabancamızı kullanıp kılıcımızı kullanacaktık. Onu da kullanamaz hale geldik. Çünkü Türk süngüleri kafamızda parlıyordu. Siz neredeydiniz general dediğinde ben de o Türk süngülerinin arkasındaydım diye söyleyecek. Devam edelim hocam. Anıtkabir'e bir dönelim çünkü konuşacak bu tarafa dair çok şeyimiz var. Soracağım şeyler de var. Sayın seyirciler, bizler sohbeti devam edeceğiz ama Ankara'da resmi törenlerin ilk durağı Anıtkabir değerli seyirciler ve devlet erkanı şu an Aslan Yolda ilerliyor. Ve komutanlar, askerler de Anıtkabir'de yine yer almış durumda. Ve Başkent Haber Ajansı muhabiri Gizem Küçüktepe Anıtkabir'de ve şimdi o anları anlatacak. Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yolda yürüyüşüne başladı. Ekranlara da yansıyan görüntüler var. Hem kuvvet komutanları hem Genelkurmay Başkanı, yine bakanlar, Cumhurbaşkanı'na eşlik eden isimler arasında. Tabii bunun yanı sıra siyasetçiler de var. Partilerin liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Anıtkabir'de olması, atanın huzuruna çıkmasını bekliyoruz. Aslanlı Yolda o yürüyüş başladı dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet önce Aslanlı Yolu yürüdükten sonra Atatürk'ün ebedi istirahgahında Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini içeren mesajını kamuoyuyla paylaşacak. Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Tabii orada vereceği mesajlar oldukça önemli. Yine o mesajları da biz sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz gün boyunca. Az önce de ifade ettik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü tüm yurtta birçok etkinlikle kutlanacak. Başkent Ankara'da da İlk tören, ilk resmi tören Anıtkabir'de her yıl olduğu gibi Anıtkabir'de gerçekleştiriliyor. O yürüyüş başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı şu anda Aslanlı Yolda çelenkle birlikte yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Tabii Anıtkabir'de komutanların askeri erkanında yerini aldığını, mevcut alanda beklediklerini ifade edelim. Yine vatandaşlar da buradalar. Resmi tören için hazır bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aslanlı Yolu yürüyüşünü tamamladıktan sonra merdivenlerden çıkarak Anıtkabir'e giriş yapacak ve o mozele, ekranları da yansıyan o mozele Anıtkabir'e, Atatürk'ün mozelesine bırakılacak. Daha sonra
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini içeren o mesajını kamuoyuyla paylaşıyor olacak. Tabii etkinlikler Anıtkabir'de son bulmayacak. Az önce de söyledik, hem tüm yurtta 81 ilde kutlama törenleri olacak, hem başkent Ankara'da birçok noktada törenler gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir ziyaretinin ardından, yani ilk resmi törenin ardından önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve burada tebrikleri kabul edecek. Tebrikleri kabul etmesinin ardından da aslında akşam için resepsiyon hazırlıkları başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşamda önemli bir resepsiyona ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Tabii bunun yanı sıra yine kuvvet komutanlarının da devlet mezarlığını ziyaret edeceğini ifade edelim. Komuta kademesi devlet mezarlığını ziyaret ederek kendinden önceki o vatansever, o ülkesi uğruna canını veren komutanları ziyaret ediyor olacak devlet mezarlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yaklaşmaya başladığını ifade edelim. Aslanlı yoldaki yürüyüş sona erdi. Şu an Anıtkabir'in alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Yine askeri erkanın da devlet töreni için yerini aldığını ifade edelim. Siz de o görüntülerde yine heyetin Anıtkabir'e doğru yürüyüşünü görüyorsunuz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pek çok isim eşlik ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yine AK Parti grubu adına burada siyasilerin olduğunu da söyleyelim. Naci Bostancı, AK Parti grubu başkanı olarak burada bulunuyor. Yine bunun yanı sıra bakanlar buradalar. Tabii biz de görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz sizlere. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i görüyoruz. Yine CHP'den de, ana muhalefetten de, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yine grup başkan vekillerinin burada olduğunu, o heyette yer aldığını ifade edelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yine o heyette yer alan diğer isimlerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı heyette elbette kuvvet komutanları ve askeri erkandan da yine komuta kademesindeki isimler bulunuyorlar. Şu anda yürüyüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan merdivenlerden çıkarak Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakacak. Tabii önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı ile birlikte de buradan ayrılacak. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve Atatürk özel defterini imzalayacak. Şu anda merdivenlerden çıkış başlamış durumda. Yine askeri erkanın elinde duran Türk bayrağı şeklinde dizayn edilmiş çelenkte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinin önünde ilerliyor. Bunun yanı sıra tabii önemli isimlerin burada olduğunu söyledik. Genelkurmay Başkanı yine bu heyette yer alan isimlerden biri. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yine burada olduğunu söyleyelim. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine pek çok siyasi isim de buradalar. Az önce söyledik, genel başkanlar burada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de burada. Tabii bunun yanı sıra kuvvet komutanları, komuta kademesinden önemli isimler buradalar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yine bu heyette yer aldığını ifade edelim. Heyet şu anda Anıtkabir'e doğru giriş yapıyor. Az önce de söylediğimiz gibi önce çelenk mozeleye bırakılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından atanın huzurundaki tören, buradaki ilk tören sona eriyor olacak. Tabii aslında tören tamamen bitmeyecek. Buradan çıkıldıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi içeren bir mesaj paylaşacak. Aslında şunu da ifade edelim. Dün de bir mesaj paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla. Yayınladığı mesajda Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğruna aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır mesajını dün paylaşmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de yine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk özel defterini imzalayacak ve yine orada vereceği mesajın da oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Tabii mesajı kamuoyuna açıklanmasının ardından biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu anda da ekranlara yansıyan görüntüler var. Sizin gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mozeli'ye çelengi bıraktı, kendi yerini alıyor ve şu anda da saygı duruşu başlayacak ve daha sonradan da bir İstiklal Marşı okunmasıyla Anıtkabir töreninin ilk noktası sona erecek. Buradan da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek. Şu anda saygı duruşunda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet. Başkanı Erdoğan başkanlık heyet Mozeli'ye çelengi bıraktıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk'ün bulunduğu, mezarının bulunduğu o alandan çıkışlarını gerçekleştiriyorlar. Dediğimiz gibi heyette çok önemli isimler var. Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fuat Oksay ve siyasi isimler de buradalar. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada. Yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de o heyetin içerisinde görüyoruz. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, az önce ifade ettiğimiz gibi kuvvet komutanları o heyetin içerisinde yer alıyorlar. Mozeli'ye çelengin bırakılmasının İstiklal Marşı'nın ardından heyet çıkışını gerçekleştiriyor. Şu an merdivenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iniş yaptığını da söyleyelim. Vatandaşlar tarafından alkışlarla, coşkuyla karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belli sayıdaki vatandaşın Anıtkabir'e girişine izin verildi. O vatandaşlar da resmi tören için yerlerini aldılar. Tabii bunun yanı sıra yine askeri erkanında resmi tören için yerlerinde bulunduklarını ifade edelim. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin Atatürk özel defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru heyetle birlikte ilerliyor. Tabii özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı ilişkin Atatürk defterini imzaladığı mesajın oldukça önemli olduğunu da ifade edelim. Evet, şu anda Misak-ı Milli Kulesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet birlikte giriş yapıyorlar. Dün de söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir mesaj paylaştı ve dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için canından aziz birliği vatan uğruna aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır milletimiz demişti dünkü paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında. Bugün de yine Atatürk özel defterini imzalayacak ve özellikle hem içeride hem dışarıda devam eden terörle mücadeleye dikkat çekeceğini de bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesaj oldukça önemli olacak. Mesajın
kamuoyuyla paylaşılmasının ardından bizler de sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla kutladı. Ve videoda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı destanından 26 Ağustos gecesi saatler bölümünü seslendirdi. Bugün büyük zaferin 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen, başta zat-ı haliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun. Gördüm, bir sesler yapmasın. Sus! Başkanı Erdoğan Atatürk özel defterini imzaladı ve şu anda da evet o alandan çıkış yapıyor. Atatürk özel defterini 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda heyetle birlikte alandan çıkış yapıyor. Evet, birazdan tören sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan ayrılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Yani gün boyunca hem başkent Ankara'da hem tüm Türkiye'de kutlamalar devam edecek. Özellikle başkent Ankara'da hem Büyükşehir Belediyesi hem Valilik tarafından önemli kutlamalar ve konserlerin gerçekleştirileceğini söyleyelim. Tabii geçtiğimiz yıl başlayan önemli bir de yürüyüş vardı. Geçtiğimiz yılda gerçekleştirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayacak bir heyet eski meclise, ulustaki meclise kadar yürüyüşünü gerçekleştirecek. Biz de gün boyunca sizlere Ankara'daki kutlamaları aktarmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetle birlikte şu anda Anıtkabir'den ayrılıyor diyelim ve sözü Nebi yeniden sana bırakalım. Başkent Haber Ajansı muhabiri Gizem Küçüktepe Anıtkabir'deki o ziyaretleri aktardı, resmi töreni aktardı değerli seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deydi. Kuvvet komutanları Anıtkabir'deydi aynı zamanda. Aslan Yol'dan bir yürüyüşün ardından Atatürk'ün mozolesine çıkıldı ve sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aktardık o konuşmasında yazdıklarını da. Ve şimdi Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak. Ziyaretler gece saatlerine kadar sürecek. Ve yine eminiz ki Türkiye'nin birçok yerinden insanlar Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Saygılarını, şükranlarını bir kez daha sunacaklar. Tabii yine kifayetsiz kalacak bütün güzel kelimeler ve bütün şükranlar. Ama olabildiği kadar bizler de yine almaya devam edeceğiz değerli seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük taarruzu konuşuyoruz. Öncesinden başladık. Neler yaşandı? Büyük taarruza gelirken hangi yollardan geçildi? Mustafa Kemal Atatürk'ün zekası, öngörüsü, cesareti nasıl etki etti milli mücadeleye ve büyük taarruza? Yine konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Atamer üyesi, doktor öğretim üyesi Halil Özcan. Eğer merak ettikleriniz varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam buyurun. Ben sözü tekrar size bırakayım. Büyük taarruzu bitirdik. 30 Ağustos'a geldik. Komutandan biraz bahsedecektik galiba. En son orada kalmıştık hocam. Yunan komutanından. Esir alınmıştı. Onun da bir talihsizliği var Yunan komutanının. Başkomutan Hacı Anestis İzmir'de idi. Bu mağlubiyet sonrası görevden alınıyor ama Trikopis'e başkomutan olduğu telgraf hatlarını bizim Türk süvarileri kestiği için iletilemiyor. Hı hı. Dolayısıyla esir olduğunda kendisi
ordu komutanı ve başkomutan olduğundan habersiz. Esaret altındayken söylemiştim Atatürk'ün insani olarak yaklaşımı ve onu telkin etmesi. Hatta savaş esirlerinin ve Hacı Anastis'in Yunanistan'a döndükten sonra Kasım ayında askeri yargılamalardan sonra askeri cezaevinde idam edilmişti. Eğer Atatürk Trikopis'i göndermiş olsaydı Trikopis de idam edilecekti. Atatürk onu göndermeyerek aslında Trikopis'in hayatını kurtarmış. Sizin de programın başında bahsettiğiniz gibi Trikopis de önce her 29 Ekim'de Türk Büyükelçiliğine gidip Türk bayrağını ve Atatürk'ün resmi önünde selama durmuş. Sonra Atatürk'ün ölümünü takip eden yıllarda da ölünceye kadar 29 Ekim'e 10 Kasım'ları da eklemiş ve Atatürk'e olan saygısını ve minnetini dile getirmiş ve iletmiştir. Ama buradan şunu da söylemek gerekir belki. İlerleyen yıllarda Atatürk, 1930'lu yıllarda Atatürk Yunanistan'da Barış Köprüsü'nü kuracak. Balkan Paktı'nı Yunanistan'la birlikte oluşturacak. Savaştığı ve düşman olan ülkeyle bu coğrafyada yaşayabilmek için Barış ve Balkan Paktı'nı oluşturmayı da bilecektir. Hatta bunun sonucunda da Yunanistan'da Venizelos yeniden başbakan olduğunda Atatürk'ü 1934 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebilecektir. Atatürk'ün böyle bir özelliği var. Yani savaş yapmasını biliyor, savaşıyor ama aynı zamanda sulhü de sağlanıyor. Sulhü de sağlanıyor. İşte yurtta barış, dünyada barış. Belki oralara da gireriz. Evet, 9 Eylül'de Türk ordusu çok büyük bir fedakarlıkla ve sadece süvari birlikler değil, piyadeler de yaya olarak günde ortalama 40 kilometre yol yaparak ve savaşarak İzmir'e girmeyi başarıyorlar. Bir gün sonra da başkomutan İzmir'e girecek. Ve 11 Eylül'de Bursa işgalden kurtulacak. Bursa'nın işgalden kurtulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsüne serilmiş olan siyah örtü, matem örtüsü kaldırılacak. Aslında bu milli mücadele, şunu da söylemek gerekir, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan üç büyük şehri, Bursa'yı da, İstanbul'u da, Edirne'yi de işgalden kurtarmıştır. Ve Bursa'nın işgalden kurtulacak. 18 Eylül 1922'de en son Erdek'teki Yunan askerleri gönderilecek ve bir tek Yunan askeri Batı cephesinde kalmayacaktır. Hocam, kurtarmış derken askerler oraya mı kaydırıldı? Oraya kaydırılmadı ama zaferin sonucunda İstanbul ve Trakya savaşmadan elde edildi. Hı. Savaşmadan bize tekrar teslim edildi. Yunan işgalinden kurtarıldı. Hı hı. Biz işte İstanbul'un fethini kurtarıyoruz ama İstanbul'un işgalden kurtuluşunu maalesef 6 Ekim 1923 olduğunu, bunun Lozan Antlaşması'yla sağlandığını bilmiyoruz. Bir tek kurşun atılmadan İstanbul'u ve Trakya'yı elde ettik. Belki bu zaferin siyasi sonucu olarak oraya biraz daha ayrıntılı olarak girebiliriz. Biz dönelim İzmir'e. 10 Eylül günü İzmirliler Atatürk'e bir şükran için ikramda bulunacaklar. Türk ordusunun ilk kadın onbaşısı Halide Edip Atatürk'ün yanına yaklaşacak ve şunu söyleyecek. Diyecek ki, paşam, tarihin kaydettiği en büyük zaferi hiç şüphesiz kazandınız. Şu anda ne kadar bahtiyarsınızdır kim bilir. Atatürk biraz düşünecek ve diyecek ki, Halide Hanım, yanılıyorsunuz. Savaşımızın küçük bir kısmını kazandık. Asıl savaşımız milletimizi geri bırakmış olan sosyal şartları iyileştirmekle olacaktır ve asıl savaşımıza şimdi başlıyoruz diyecektir. Aslında şöyle düşündüğümüzde, hani bu Atatürk'ün liderliği ve öngörüsüne de bir örnek. Hangi insanoğlu olursa olsun böyle bir zafer kazandığında o zaferin büyüklüğü İnsanı sarhoş etmeye, mutlu etmeye, bir an olsun ayaklarını yerden havalandırmaya yeterdi. Ama o zaten zaferi biliyor ve aslında şunu söylüyor. Sakarya Savaşı'ndan sonra Ruşen Eşref'e diyor ki, bak arkadaş diyor, zafer amaç değildir. Zafer büyük amaçları gerçekleştirmek için bir araçtır diyor. Niye? Büyük taarruzdan sonra Cumhuriyeti ve Uygarlık Savaşı'nı düşünüyor. Onun için Atatürk için hiçbir şey bitmiş değil, hatta yeni başlıyor. Zaferden sonra yeni başlıyor. Yani başkomutan
Ama o başkomutanlık Türk tarihinde ilk defa bir yetkiyle, meclis yetkisiyle verilmişti, almıştı. Aslında kendisini baş öğretmenliğe hazırlıyor Atatürk. Hocam tabii, burada bir dursak, ben birkaç detayı sorsam size olur mu? Tabii buyurun. Büyük taarruz öncesine dair. Birincisi şunu merak ediyorum. Büyük taarruz sürecinde Yunan ordusu Avrupa'dan, Batı'dan niye başka bir destek görmedi? Bu kadar birçok düşünce ortakken Anadolu'nun parçalanması yönünde. Önce destek gördü. İngiltere, Fransa ve İtalya'dan destek gördü. Ama İngiltere ve Fransa'ya 1. Dünya Savaşı'ndaki gizli anlaşmalarla Anadolu'dan verilmesi gereken yeri İngiltere vermedi. Mesela Fransa'ya Musul ve Kerkük'ü vermedi. İtalya'ya da Türkiye'nin batısını ve İzmir bölgesini vermedi. Hı hı. Buraların kamuoyu dolayısıyla İngiltere'ye güvenilmeyeceğini söyledi. Ama bir de şu var. 1. Dünya Savaşı'ndan önce bu ülkeler arasında farklı sorunlar ve çekişmeler vardı. Savaşta ittifak yaptıklarında bu çekişmelere ara verdiler ama yeniden bu hesaplar görülmeye başlandı. Onlar da yine de Anadolu'da tutunmaya çalıştılar ama Türk milletinin direnişi sayesinde Fransa Güney Anadolu'da tutunamadı ve Sakarya Savaşı'ndan sonra çekilme kararı aldı. Tabii bu arada şunu düşünüyor Fransa, Anadolu'da bir sürü yatırımları var, başka ticari anlaşmaları var. Bu ilişkileri diplomatik yollardan devam ettirmeyi düşünüyor. İtalya'da sosyalistler iktidara gelmişti bu dönemde. İngiltere'nin o kendilerini kandırmış olmasını da kullanarak sosyalistler iktidara gelmişti. Sosyalistler Anadolu'ya asker göndermesini onaylamadılar ve İtalya'da Anadolu'dan çekilme kararı aldı. Hatta çekilirken İtalya Türklere silah ve cephaneleri, mühimmatları satarak gitti. Fransa da hibe ederek gitti. Bazı şeyleri hibe ederek gitmişti. Ama Yunanistan yalnız mı kaldı? Yunanistan'ın Anadolu'da destekleyen İngiltere Başbakanı Lloyd George bütün siyasi kariyerini Yunanistan'ın Anadolu'daki başarısını ve Türklerin Anadolu'dan atılmasına adamış bir Türk düşmanıdır. Ama Lloyd George'un bir özelliği var. Bunu izleyicilerimize hatırlatalım. Atatürk Çanakkale'de İngilizleri durdurup yendiğinde İngiliz parlamentosu bir tetkik heyeti gönderir Çanakkale'ye. O heyetin hazırladığı rapor sonucu İngiltere'nin mevcut başbakanı August görevden alınır ve yerine Lloyd George başbakan olur. Yani Lloyd George'un İngiltere başbakan olması Atatürk'ün Çanakkale'deki zaferine bağlıdır. Şimdi dikkat buyurun. Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra 11 Ekim'de, 18 Ekim'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı, Trakya Türklere teslim edilecek. Türkleri Anadolu'dan atacaklardı ama Türkler Trakya Türklere teslim edildiğinde Avrupa'ya geri dönmüş oldu. İşte İngiltere İşçi Partisi liderinin nerede bu Lloyd George? Hani Türkler Anadolu'dan da atılacaktı, Boğazlar bizim olacaktı, çıksın hesabını versin dediğinde kürsüye çıkıp şu sözü söylemişti. Yüzyıllar nadir olarak bir dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki o dahi günümüzde Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelebilirdi ki deyip istifa etti. Yani bu Lloyd George'u Mustafa Kemal Paşa getirdi, Mustafa Kemal Paşa götürdü. Peki siyasi sonucu başka ne oldu? Yunanistan'da Kral Konstantin tahtını terk etmek zorunda kaldı. Peki başka ne oldu? 1 Kasım 1922'de Osmanlı saltanatı kaldırıldı. Ve siyasi sonucu bir başbakan, bir kral ve bir padişahı yerinden etmiş oldu. Zaten bunlar da bunların işbirliğiyle Kurtuluş Savaşı'na karşı gelinmişti ama burada bir şey hatırlatayım ben. Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken en özlü ifadelerden birisi şudur Nebi Bey. Türk Kurtuluş Savaşı İstanbul'dan kalkan üç geminin hikayesidir aslında. Birinci gemi Enver Paşa'yı savaş yenilgisi sonucu, Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgisi sonucu Almanya'dan gelip kaçıran Alman denizaltısının hikayesidir. Bir diğer gemi 16 Mayıs 1919'da Samsun'a giden Bandırma Vapuru'nun hikayesidir. Bir diğeri de Bandırma Vapuru'nun yolcusunun başarısı sonucu İngilizlere sığınan 17 Kasım 1922'de İngilizlere sığınan Padişah Vahdettin'i götüren İngiliz Malaya zırhlısının hikayesidir. Çünkü bakın içerisine Mondros Ateşkes Antlaşması Türk Kurtuluş Savaşı'nın şartlarını doğurdu. O Kurtuluş Savaşı'na çare olarak
Bandırma vapuruyla Atatürk Anadolu'ya çıktı. Bu zaferin sonucunda da padişah ülkeyi terk etti. Ama bu gemilerin bir özelliği var. Kim kiminle işbirliği yaptıysa onun gemisine binmiştir. Enver Paşa Almanlarla işbirliği yapmıştı. Alman gemisiyle gitti. Padişah Vahdettin İngilizlerle işbirliği yapmıştı. Onun gemisine bindi. Atatürk Türk milletiyle işbirliği yapacaktı. Bandırma vapuruna bindi ve Anadolu'ya gitti. Bu gemilerden sadece bandırma vapurunun yönü Türk milletinin asli unsuru olan Anadolu halkına, Türk halkına gitti ve çareyi Türk halkından buldu. Böyle bir özelliği var milli mücadelemizin. Biz yine İzmir'e dönelim. İngilizler kabullenmek istemiyorlar. İngiliz konsolosu gelip Atatürk'e ne yani bize savaş mı ilan ediyorsunuz? Siz hangi yetkiyle konuşuyorsunuz? Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkomutanı, Türk Milletinin Başkomutanıyım. Bizim topraklarımızda siz işgalci konumundasınız. Çıkın dışarı savaşta savaş ilanıdır deyip çok kararlı bir tutum gösterdi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki askeri stratejisini gördük ama burada diplomasi dehası ortaya çıkacak. Şöyle, İngilizler boğazları vermek istemiyorlar Türklere. Çünkü Türkler boğazlara girerse İstanbul'a da girecek ve İngilizlerin de Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı harcamalar, Birinci Dünya Savaşı'ndaki planlar her şey alt üst olacak. Atatürk Türk ordusunu boğazlar istikametine yürütüyor. Çünkü boğazlar İstanbul ve Trakya işgal altında. Ve Atatürk'ün söylediği şu, zafer kazanmış bir orduyu hedefine tam ulaşmadan tutmaya benim gücüm yetmez. İngilizler savaşta karşılık verileceğini ve milli hattının geçinmemesini söylüyor. İngilizler İtalya ve Fransa'dan destek istiyor. İtalya ve Fransa biraz önce anlattığım nedenlerle asker göndermiyor, sembolik asker vereceğini söylüyor. İngilizler bu kez Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığı ülkelere başvuruyor. Romanya ve Sırbistan birazcık asker göndereceğini söylüyor. Ama bu arada İngiltere sömürgelerine başvuruyor. Sömürgelerde asker göndermeyince İngilizler Atatürk'ün kararlı tutumu karşısında Fransız devlet adamı Franklin Bolin'i İzmir'e göndererek Atatürk'e ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Ateşkes teklifi şu, Trakya'yı size savaşmadan verelim ateşkes anlaşmasıyla, İstanbul'u size barış anlaşmasıyla savaşmadan verelim ve siz de işte Boğazları da barış görüşmelerinde ele alalım diyor. Ve böylece ikna oluyor Atatürk. Eğer Atatürk kararlı davranmasaydı Türkiye Boğazları, İstanbul'u ve Trakya'yı alamayabilirdi. Ve şunu yapıyor, Mudanya Ateşkes Anlaşması da öyle, da şu var, aslında sizin biraz önceki sorunuzun birazcık da içeriği burada gizli. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda biz İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla Mudanya'da görüşüyoruz. Yunan heyeti yok. Yunan heyetini Türk karasına ayak bastırmıyoruz, barış imzalanmadı diye. Onlar Mudanya'da açıkta, denizde açıkta bekliyorlar, onlar adına İngiltere yönetiyor. Bu da İngiltere'nin milli mücadelede Yunanistan'ı, İngiltere'nin ve diğer devletlerin Yunanistan'ı bir maşa olarak kullandığının çok açık bir piyon gösterisi. Piyon, açık bir şekilde. Evet, açık şekilde piyon olarak gösterilmiş sonucu. Ama burada şunu hatırlatmak isterim. Mondros Ateşkes Antlaşması 27 Ekim'de başlamıştı. Amiral Kaltrop söylemiş, yazılmış. Rauf Orbay imzalamıştı, 3 gün sürmüştü. Ve maddeleri çoktur. Ama Mudanya Ateşkes Antlaşması bir haftadan fazla sürüyor. Anlaşmanın 5. 6. gününde hala anlaşma imzalanmıyor. Atatürk gizli bir telgraf çekiyor İsmet İnönü'ye. Diyor ki, şu şifre telgrafı masadaki muhataplarınıza okuyunuz. 24 saat içerisinde Trakya'nın Türklere teslim edileceği bildirilmezse Türk ordusuna hareket emri verdi. Çünkü oyalıyorlar. Hani ateşkes görüşmelerinde vereceğiz ateşkes antlaşmasında demişlerdi ama vermiyorlar. Bunlar neden anlar? Güçten anlar. Atatürk bunu devreye sokuyor. Okuyor İsmet İnönü. Delege heyetleri ayağa kalkıyor. Telaşlanıyorlar. Diyorlar ki bize biraz müsaade. İstanbul'a gidelim gemilerle. Kendi devletlerimizde oradan daha rahat haberleşiriz. Haberleşip gelelim. Ve ondan sonra imzalayalım diyorlar. 24 saat içerisinde Trakya'nın Türklere verileceğini öyle açıklıyorlar. Yani burada diplomasi alanında çok büyük bir mücadele yapılıyor. Savaşı kazandık, diplomasiyi aldık falan değil. Tabii
Bu Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonucunda Atatürk bir ön alıyor. Mudanya Ateşkes Antlaşması devam ederken delege diyor ki Barış Antlaşması'nı İzmir'de toplayalım diyor. Yeri İzmir olsun. İtilaf devletleri karşı çıkıyor. İki şeyden karşı çıkıyorlar. Bir, Batı Anadolu'nun yanıp yıkıldığını gelirlerse kendi gözleriyle görecekler. İki, Barış Antlaşmalarının ev sahibi devleti aynı zamanda Barış Antlaşması'nın doğal başkanıdır. Prestiji çok fazla, oturumlara başkanlık yapabilir, açık konuşmasını yapabilir. Bunu Mustafa Kemal Paşa'ya da vermek istemiyorlar. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan farklı bir şey izliyorlar ve Türkleri tarafsız olan bir ülkeye, İsviçre'nin Lozan kentine davet ediyorlar ve böylece Türkiye de bunu kabul ederek Lozan'a heyetini göndermiş oluyor. İşte Lozan Anlaşması, bu zafer de tek başına yetmiyor. Yani zaferi masada kazanırsınız. Türk milleti o zamana kadar zaferleri, canını kanını ortaya koyarak zaferleri kazanıyor ama hep diplomasi alanında masada kandırılıyor. İşte Atatürk'ün bir dehası yine burada ortaya devreye giriyor. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde bizzat bu savaşı yaşamış, zorlukları cephede görmüş olan bir lideri. Önce Mudanya'da denedi, test etti diplomatik yönünü, İsmet İnönü'yü. Sonra Lozan'a delege heyeti başkanı olarak gönderdi. Çünkü biliyordu ki Lozan Barış Anlaşması aynı zamanda cephe savaşının bir devamı ve bu Barış Anlaşması sadece Türk Kurtuluş Savaşı'nın da bir Barış Anlaşması değil. Yüzyıllardır süren Türklere yapılan haksızlıkları ortadan kaldırması, kapitülasyonları kaldıracağız. Kapitülasyonları 1535'te verdik. Yüzyılların davası ve hesabı görülecek. 500 yıl öncesi. Evet, onun için İsmet Paşa da ısrar ediyor. Rauf Orbay, belki Mondros Ateşkes Antlaşması'nın öcünü almak için ya da oradaki durumunu biraz kuvvetlendirebilmek için kendisi gitmek istiyor. Atatürk de onu üzmeden şunu söylüyor. Zaten haliniz başbakansınız. Bu antlaşmada Dışişleri Bakanları ülkelerini temsil edecek diyor. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk istifa ediyor. İsmet İnönü Dışişleri Bakanlığı'na atanıyor. Ve böylece Lozan'a İsmet Paşa Başkanlığı'nda heyet gönderilmiş oluyor. Hocam askeri zaferler, diplomasi zaferlerinden de bahsettiniz aynı zamanda. Atatürk galiba masaya oturduğu zaman şunu da biliyor. Taviz verdiği yerler de var değil mi? Çünkü hırslı bir lider değil mesela. Çok akılcı. Atatürk'te bütün her şey hesaplanmıştır. Ani karar, fevri karar. Yok. O anda gelen bir karar yoktur. Bakın bir örnek vereyim oradan. Buradan sonra devam edelim. İstanbul'un işgal edileceğini öngörüyor. Rauf Orbay'a telgraf çekiyor işgalden önce. Diyor ki İstanbul'un işgal günleri çok yakın. Rauf yanına Ankara'da hükümet kuracak nitelikte arkadaşları alarak bir an önce Anadolu'ya geç. Rauf telgraf çekiyor. Hazırlıklar yapılıyor diyor. Osmanlı Bankası'na 1.000 lira gönderdim. Parayı al, yol masrafı yap ve Ankara'ya gel Rauf. Rauf Ankara'ya gelmediği gibi, işgali Atatürk'e bildirmediği gibi meclise geçip oturuyor. Diyor ki İngilizler dünyaya parlamenter sistemi getirmiş bir millet. Parlamenti basacak halleri yok ya diyor. Ama parlamenti basıp İngilizler tutuklayıp alıp götürüyor. Atatürk'te yine kızgınlık yok. Rauf Orbay geliyor ve Rauf Orbay başbakan yapıyor. Nasıl geliyor Rauf Orbay? İngilizlerle esir değişimi Sakarya Savaşı'ndan sonra gündeme geliyor ve karşılıklı olarak esir değiştiriyoruz. Ve Sinop'ta Ekim ayında böylece Rauf Orbay da yurda girip gelip başbakan olmuş oluyor. Ya, dönelim buraya. İşte Lozan'da bu yani cephede kazanmak yetmiyor. Ama diplomasi masası da savaşın bir cephenin bir devamı. Burada tabii ki karşılıklı çıkarlar çatışacak. Ama şu aklımızdan çıkmasın. Türk milleti buraya oturdu. İngiltere masanın bir tarafında, Fransa, İtalya bir tarafında. Japonya, Romanya, Sırbistan bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın kazanan devletleri. Gözlemci devletler var. Rusya savaşın boğazlar kısmına katılıyor. Burada şu akla gelebilir. İtalya ve Fransa Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da tutunamadı. Türklerle de anlaşma yapmıştı. Dolayısıyla Türklerin tezini Lozan'da savunur diye akla bir şey gelebilir. Ama unutulmasın ki bu devleti çökertmek için yıllarca Fransa ve İtalya'da içimizdeki gayrimüslimleri kullanmıştı. Fransızların Ermenileri kullanması, hala Fransızlar Ermenileri destekler. Kullanması nedeniyle ve İngiltere'nin o günkü durumda bugünkü Amerika'nın yerinde olması ve
bütün çıkarlarının İngiltere ile bağdaşması nedeniyle Türkiye'yi masada tek başına bırakıyorlar. Her bir konu saatlerce, günlerce tartışılıyor. Hmm. Sürekli masada Türk milletine siz artık varınızı yoğunuzu tükettiniz ve siz artık savaşamazsınız deniyor. Savaş restleri çekiliyor ve Türk milleti asla taviz vermiyor. Lozan'a giderken delege heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 maddelik talimat veriyor. Her bir maddede sorunu yazıyor. Karşılığında şunları teklif et, karşı teklifi dinle, Ankara'ya bildir diyor. Ama bunun 1 ve 8. maddesi kırmızı çizgi olarak belirtiliyor. 1. maddesi Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunda asla bir Ermeni devleti kurulamaz. Böyle bir teklif gelirse Ankara'ya sorumlu masayı terk et. 8. maddesi kapitülasyonlar 2 nokta üst üste asla kabul edilemez. İşte bu noktada Türkiye'nin sabrını zorluyorlar. Ve o yüzden de Şubat ayının başında kapitülasyonlar da önce bir Ermeni devleti kurulmasını teklif ediyor İngiltere, Lord Curzon. Sonra kapitülasyonlar da diretince İsmet Paşa da masayı terk ediyor. Masayı terk ediyor, tekrar çağırıyorlar ama İsmet Paşa çok kararlı bir tutumla Ankara'nın yolunu tutuyor geliyor. Yani Türkler savaşı da göz alıyor. Sizin dediğiniz bazı tavizler tabii ki karşılıklı çıkarlar çatışıyor. Musul konusunda mesela hep şunu diyorlar. Musul konusunda direnmeye devam edelim ama diğer kazanımların hepsini Musul için tehlikeye atalım mı? Ama unutmayın ki Anadolu'da 1 milyondan fazla insan aç çıplak. Her taraf yakıldı yıkıldı. Göçler geldi. Buna çare bulacaksınız. İsmet Paşa'yı düşünün. Yeni bir devlet kuruluyor. Yeni devletin Dışişleri Bakanı var. Bütün elçilikleri tekrar toplayacaksınız. Büyük elçilere yeniden güven mektubu vereceksiniz. Dışişlerini yeniden oluşturacaksınız, raporlar yazacaksınız. Yani böyle bir ortamda 9 ay süren bir diplomasi mücadelesinden sonra biz Lozan'a ulaştık. Lozan'a ulaştık ne oldu? Sevr'i ortadan kaldırdık. Sevr olsaydı Türkiye bugün bir sömürge halinde, orta çağ karanlığında debelenecekti. Lozan, Sevr saltanatı yıktı. Bu zafer sonucunda imzalanan Lozan Anlaşması Cumhuriyeti kurdu. Hmm, evet. Cumhuriyet. Hocam oraya da tabii bahsetmek lazım. Birçok eşikten bahsettiniz. Mihenk taşlarından bahsettiniz. Büyük taarruz da galiba Cumhuriyet'e giden yoldaki önemli eşiklerden biri değil mi? Kesinlikle büyük taarruz olmasaydı ve büyük taarruz olmasaydı Lozan olmayacaktı. Lozan olmasaydı Cumhuriyet olmayacaktı. Biz Lozan Anlaşması ile Türkiye'nin sınırlarını belirledik. Türkiye'nin sahipliğini, tapusunu üzerimize aldık. Cumhuriyet'le birlikte o sınırları belirli olan ülkenin yönetim şeklini ve devrimlerini gerçekleştirdik. Hı hı. Bunlar bir silsile, birbirini devam eden bir silsile ve birbirlerinin neden ve sonuç ilişkileri. Hocam şimdi birazdan bir ara vereceğiz. Biraz nefes alalım. Daha da devam edeceğiz, sizi bırakmayacağız hocam. Sayın seyirciler, normalde programı saat 10.30'da bitecekti ama Anıtkabir'e bağlandık ve konuşacak o kadar çok şey var ki hocamızı bulmuşken bırakmayalım diyoruz, konuşacak. Farklı detaylar da var. Şimdi tarih, evet, yaşananlar var. O dönemi değerlendirmek lazım ama bütün tarihi olaylarda, daha doğrusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tüm tarihi olaylarda Mustafa Kemal Atatürk'ü bambaşka bir yere koyup ayrıntılı bir şekilde konuşmak lazım. Onun dehası, öngörüsü, zekası, o başarıları neler getirdi? Nokta nokta değineceğimiz yerler de var. Kalan dakikalarımızda hocamız onları da konuşacağız. Bir nefes alalım, biraz bir ara verelim, tekrar burada olacağız. Biraz daha buradayız değerli seyirciler. Eğer merak ettikleriniz varsa ya da yorumlar varsa güne dair bizlerle paylaşın.